Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere kesirlerle toplama ve çıkarma konusunu anlatacağım. Toplama ve çıkarmayı nasıl yapıyoruz? Nelere dikkat etmeliyiz? Alıştırmalar yapacağım. Devamında bu konuyla ilgili çok çeşitli problemler de hazırladım. O problemlerin çözümlerini de sizlere anlatacağım. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan büyükleriniz beni takip edebilir. Kesirlerle toplama ve çıkarma yaparken pay kısımları toplanır ve çıkarılır. Yani üstteki sayıları toplayacağız ya da çıkarma işlemi ise çıkaracağız. Payda toplama ve çıkarma yapılmaz, aynen yazılır. Yani paydayı toplayıp çıkarmayacağız. Payda 9 ise 9 yazılacak, 10 ise 10 yazılacak. Uygulayıp görelim bakalım. 9'da 3 ile 9'da 2'yi toplama yapıyoruz. Üstteki 3 ile 2'yi topluyorum. 3, 2 daha 5. Yukarıya yazıyorum. 9'u aynı şekilde koyacağız. Burada öğrenciler bazen şu hatayı yapıyorlar. 9'da 9'u toplayıp buraya 18 yazıyor ve yanlış oluyor. Pay da toplanmayacak ya da çıkarmaysa çıkarılmayacak. 6'da 13 ile 6'da 5'i toplayalım. 13, 5 daha 18. 6 aynı şekilde 6'da 18 oldu. Bakın burada bileşik kesir de vardı. Bileşik kesirlerle toplama yaparken herhangi bir şey değişmiyor. Aynı şekilde üstteki sayıları topluyoruz. Peki tam sayılı kesirlerle nasıl yapacağız? İlk önce tam kısımları toplayacağız. 1 ile 2'yi topluyorum. 3 oldu. Şurada az yer bırakmışım. Neyse sığdıralım. 2 ile 1'i topluyorum. 3 oldu. 5 aynı şekilde kalıyor. 3 tam, 5 de 3 oldu cevabımız. Çıkarmaya bakalım. Üstteki sayıları çıkarıyorum. 6'dan 2 çıktı. 4. Payda yine aynı şekilde 10 olarak yazıyoruz. 15. Bakın burada da yine bileşik kesirler var. Bileşik kesirlerde de durum aynı. 15'ten 11'i çıkardım. 4. 7 aynı şekilde. 7 de 4 oldu. Tam sayılı kesirlerde 4'ten 1'i çıkaracağız. 3. 5'ten 2'yi çıkaracağız. 3. 8 aynı şekilde kalacak. 3 tam 3 bölü 8 oldu. Ya da 3 tam 8'de 3 diye okuyabilirsiniz. Sizler 4. sınıfa giderken paydalar aynı olarak zaten size verilecek. Paydaları farklı olan kesirler olursa o 5. sınıfın konusu. Onu 5. sınıfta öğreneceksiniz. Ben burada o kısma geçmiyorum. Kafanız karışmasın. Sizler zaten paydaları aynı olan, yani alttaki sayıları aynı olan kesirlerle toplama çıkarma yapacaksınız. Bu kısmı anlattık. Şimdi gelelim problemler kısmına. Birinci problemimiz. Paramın 15'te 6'sı ile gömlek, 15'te 4'ü ile kazak aldım. Buna göre paramın kaçta kaçını harcamış oldum. Evet, gömleğe verilen kısım 15'te 6. 15'te 4 kazak için ödenen kısım ve ne kadar harcadığını sorduğu için bunları toplayacağız. 6, 4 daha 10. Paydamız yine 15. Demek ki 15'te 10 kadarını harcamış oldu parasının. Cevap bu kadar. İkinci soru. Bir satıcı elmaların önce 20'de 5'ini sonra 20'de 4'ünü sattı. Geriye elmaların kaçta kaçı kalmıştır? İlk önce sattıklarını toplamamız gerekiyor. Yazalım. 20'de 5 artı 20'de 4 eşittir. 5, 4 daha 9. Paydamız 20. Bu kadar sattı. Yalnız bu soruda devamı da var. Diyor ki geriye elmaların kaçta kaçı kaldı? Elmaların tamamı paydamız 20, 20 olduğuna göre 20 de 20'dir. Hani bunu öğrenmişsinizdir. Hatırlayın. Bir bütün demek yani, değil mi? Tamamı demek yani. 20 de 20 oluyor hepsi. Bu kadarını sattı. O zaman bu kısmı çıkarıyoruz. 20'de 9'u çıkaracağız. Geriye kalanları görmüş olacağız. 20'den 9 çıktı. 11. Paydamız 20. Demek ki 20'de 11 kadar elma kalmış. Şimdi gelelim şıklı sorular. İki tane de şıklı soru hazırladım burada. B'de A artı 10'da 3 eşittir 1 tam olduğuna göre B'de A kesri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 1 tam olmuş bakın. Bir kere B harfi kesinlikle 10 olacak, değil mi? Zaten şıklarda da hep 10 var. Peki A harfi kaç olacak? A harfi ile 3'ü topladığımızda ve paydasıyla beraber 1 tam olması gerekiyor ya. O zaman yukarıdakilerin de 10 olması lazım. Yani ben buraya
A harfinin yerine 7 koymalıyım. Şöyle olmalı. 7 bölü 10. Yani 10'da 7. Artı 10'da 3 toplanacak. Eşittir ne olacak? 7, 3 daha 10 bölü 10 olacak. Ve 10'da 10 demek zaten 1 tam demek. Demek ki o zaman cevabımız C şıkkı olacak. C şıkkını işaretliyoruz. Dördüncü sorumuz daha değişik bir soru. Şöyle 6'da 2 kesrinden kaç tane toplarsak 2 bütün elde ederiz? Şimdi ilk önce bir bütün nasıl yapacağız? Onu göstereyim. 6'da 2'nin 6'da 6 olması gerekiyor, değil mi? O zaman şöyle yazalım. 6'da 2 yazdık. Bir tane daha yazdık. Henüz bir bütün olmaz bakın. 4 oldu, değil mi? Bir tane daha yazarız. Ne oldu şimdi? 2, 4, 6. 6'da 6. Yani bir tane bütün oldu. Peki bize ne diyordu? 2 tane bütün elde edeceğimiz miktarı soruyordu. 3 tanesini bir araya getirdiğimizde bakın bir bütün oluyor. Demek ki 3 taneden bir bütün yapıyorsak 6 tane 6 bölü 2 kesrini bir araya getirdiğimizde 2 bütün elde etmiş olacağız. Yani burada cevabımız 6 tane olacak. Bu şekilde bulabiliriz. Ya da farklı bir yol da göstereyim. Şimdi 2 bütün olması için şöyle olması gerekiyor kesrimizin. Yani 6'da 12 olması gerekiyor. Hani 12'yi 6'ya böldüğümüzde 2 bütün oluyor ya. O zaman burasının 12 olması için ikişer ikişer, bakın burada ikişer ikişer toplanacak, değil mi? Kaç tane gerekir? 6 tane gerekir. Buradan da aklınıza gelebilir. Cevabımız burada B şıkkı oldu. Şimdi bir de yeni nesil soru hazırladım. Bir de onu yapalım. Yukarıda aynı büyüklükte 3 kova vardır. Birinci ve ikinci kovalar tam dolu ve üçüncü kova boştur. Zaten resimde de görüyoruz. Resmi de ben çizdim ama inşallah güzel olmuştur. Kovaları tam eşit yapamamışım ama neyse, burada eşit olduğunu söylüyor. Birinci kovadaki suyun 10'da 3'ü ve ikinci kovadaki suyun 10'da 4'ü 3. kovaya boşaltılınca 3. kovada 910 mililitre su oldu. Buna göre 3 kova dolu olduğunda hepsinde toplam kaç mililitre su olur diyor. Şimdi şöyle oldu. Birinci kovanın 10'da 3'ünü buraya döktük. Diğer kovanın da 10'da 4'ünü döktük. O zaman biz bunları toplamamız gerekiyor. Bu kovaya ne kadar su döktük? Hemen yazalım. 10'da 3 artı 10'da 4 eşittir. Ne oldu şimdi? Bu kovanın içerisinde 10'da 7 kadar su oldu. Diğer kovalardan döküldüğünde. O zaman ne yapalım? Bize şunu demek istiyor. Yani 7 parça su 910 mililitre. Biz 910'u 7'ye böleceğiz. Üstteki pay kısmına böleceğiz. Bir parçayı bulacağız yani. Bölelim 7'ye. 9'da 7 bir kere var. Çıkaralım. 2 kaldı. 1'i getirdim. 21'de 3 kere var. Ve yapmadığımız 0 var. Onu da getirelim. 0'da 7 yok. 130. Demek ki buradaki bir parça su 130 mililitre. Ve bir kovanın içinde kaç parça var? 10 parça var, değil mi? O zaman 130 ile 10'u çarpıyoruz. Çarpı 10 eşittir 1300 mililitre. Demek ki bir kova dolu olduğunda 1300 mililitre su alıyor. Tabii B şıkkını işaretlemeyeceğiz. Niye? Çünkü 3 kova hepsi beraber dolu olduğunda ne kadar su olur diyor. O zaman 1300 ile de şurada yukarıda yapalım. 1300 ile de 3 tane kovamız olduğu için çarpalım. 3 kere 0, 0. 3 kere 0, 0. 3 kere 3, 9. 3 kere 1, 3. Demek ki 3 kova dolu olduğunda 3900 mililitre su oluyormuş. Cevabımız C şıkkı oldu. Altıncı soru da yine yeni nesil bir soru. Son sorumuz. Bir heykeltıraş iki farklı uzunluktaki mermeri üst üste koyarak bir yapı oluşturmuştur. Bakın şurada üst üste koymuş. Oluşturduğu yapının yüksekliği 15'te 17 metredir. Zaten buraya yazdım ben. Alttaki mermerin uzunluğu, yani şu renkli mermer, bakın burada var zaten, 15'te 9 metredir. Uzun olan mermerin yüksekliği kısa olan mermerin yüksekliğinden ne kadar fazladır diyor. Şimdi şöyle yapalım. Biz ilk önce kısa olan mermerin yüksekliğini bulalım. Toplam yapının yüksekliği 15'te 17 idi, değil mi? Yazalım. Ve alttaki mermerin uzunluğunu çıkaralım. Geriye bunun uzunluğu kalacak. Yazalım. 15'te 9'u çıkaralım. 17'den 9 çıktı. 8, değil mi? 15'te 8 oldu. Demek ki bu mermerin uzunluğu 15'te 8'miş.
Henüz sorumuz bitmedi yalnız. Diyor ki uzun olan mermerin yüksekliği kısa olan mermerin yüksekliğinden ne kadar fazla? Yani 15'te 9 uzun olan mermer kısa olan mermerden ne kadar fazla? Son olarak bu işlemi de yapacağız. 9'dan 8 çıktı 1 ve 15'te 1 metre kadar uzunmuş buradaki mermer. Diğeri tabii ki bu kadar kısa oluyor. Cevabımız bu kadardı. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.